Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet, daha önce Anno 2070 serisi çekmiştik ama uzun sürmedi. Şimdi uzun bir seri çekeceğiz. Yavaş yavaş oynayacağız. Acele etmeden oyunu size göstermek istiyorum. Ha, Türkiye'de çok fazla bu oyunu oynayan yok özellikle. Eski oyun birincisi. İkincisi, çıktığı dönemde de çok fazla oynanmadı bu ülkemizde. Bence bilinmeli, güzel bir oyun. Ben zamanında bunu çok oynadım. En son işte 5-6 sene önce arkadaşlar arasında da oynadık. Multiplayer'ı falan yaptık zamanında. Güzel oyundu ama şu an hala oynanabilecek bir oyun mu? Evet. Şu an oynanabilecek bir oyun. Sizi uzun saatler ekrana bağlayacak bir oyun arkadaşlar. Şimdi bu 2070 oyunu 1800'den çok farklı. Şu anki oyunu bambaşka bir sistemde. Eskiden Anno'nun sistemi çok daha farklıydı bütün oyunlarında. Ve şu an çok daha farklı. Değişti yani 1800'den sonra. Önce bir şey geçelim. Oyun hikayesi ne? 2070 yılında dünya sular altında kalmış. Zaten bu bayan da onu anlatıyor. Bayan robot. Bu bir robot arkadaşlar. Bize yardım edecek olan robot. Hep bu Ark'la işimiz olacak. İşte dünya sular altında kaldığı için de işte eski şehirler hepsi suyun altında kaldı. Ve artık yeni adalar bularak oraya yeni şehirlerimizi kuracağız. Yani tamamen işte ada sistemi yine oyuna entegre edilmiş durumda. 2070 senesi olsa bile bir şekilde hikayeyle işte yine adaları kapma yarışı var bu oyunda da. Devletler yok artık, şirketler var. Biz de bir şirket görevlisiyiz. Ve şirketimizden talebi bir adaya yerleşip oraya işte koloni kurup kaynaklarını oranın sömürmek. Çünkü hani dünyada şu an kaynak sınırlı sayıda. Çoğu da suyun altında kaldı. Suyun üzerine de var. Aynı zamanda suyun altında da kaynaklar bulunuyor. Bu oyunda farklı olarak iki taraf var. İki taraf seçmek zorundayız. Yani taraflardan birini seçmek zorundayız. Tarafların tamamen farklı bir yaşam stilleri var. Üretim stilleri çok farklı. Birisi doğayı seviyorken diğeri de üretime önem veriyor. Yani üretim olsun da ne olursa olsun diyor. Yani hava kirliliği, mava kirliliği önemli değil. Ama diğer taraf için de havayı kirletmemek çok elzem bir konu. Ve insanları havanın kirlenmesini sevmiyor. Global Trust işte üretime önem veren grup. Zaten böyle bir karanlık bir görüntüsü var. Şeklinden de belli oluyor. Bayrak şeklinden. Bu da Eco grubu. Ekolojiyi seven işte. Doğayı kirletmeyen, ona zarar vermeyen bir grup. İki şirket var. Yani bunu şirket olarak düşünün. Ben şu an Global Trust seçeceğim. Bakın işte evleri falan nasıl fark ediyor. Çok farklı ev sistemleri var. Biri böyle yeşillikken diğeri tam tersi. Daha farklı bir sistemi görüyorsunuz burada. Evet. Artık oyuna geçebiliriz o zaman. Direkt Mission Map diyorum. Continuous Game kendi haritamızı oluşturabildiğimiz, kendi kurallarımızın olduğu bir sistem. Hatta bunu Anno 1800'den biliyorsunuz. Eğer Anno 1800'de bilmiyorsanız en azından hani bilmeyen insanlar için de bunun açıklamasını ben yapacağım. Neyin ne olduğunu. Eski ayarlarım var burada benim. Eski girdiğim ayarlar. Böyle Game Setting'den geldiğinizde ben haritamı 88.025 yaptım. Yani 88.025 arkadaşlar haritamızın kodu. Güzel bir harita. Bu kodları yazarak işte farklı haritalar ortaya çıkartabiliyoruz. Genelde ayarlarım medium'da. Yani normal bir oyun zorluğu var. Çok böyle zor yapmak istemedim. Hem oyunu size anlatacağım için hem de rahat bir oyun olsun diye böyle bir şey yapalım. Aslında oyun rahat değil. Yani şu haliyle bile rahat değil, emin olun. Bizi zorlayacak bir oyun. Harita açık yapacağım. Hani her şeyi hani görelim. Ben bu haritayı bildiğim için yani kapatsak ne olur, açsak ne olur. Bildiğim için de bir şey fark etmiyor. Diğer NPC'ler yani diğer işte bize yardım olacak veya tabii bize düşman olacak NPC'ler ama şunlar düşman olmuyor. Bunlar etkisiz elemanlar. Bunların kendi bölgeleri var ve diğer taraflara yerleşmiyorlar. Hepsi dahil. Bu da satıcı. Arada gemisi de geliyor. Bize özel böyle şeyler getiriyor. Eşyalar getiriyor. Özel işte malzeme getiriyor ara sıra gemisiyle. Sonra kayboluyor belli bir süre boyunca. Sadece Doktor Tori Bartok burada bizim gibi davranıyor. İşte ada ele geçiriyor. Adaya işte kendi halkını yerleştiriyor. Başka adalara salça oluyor. Bizim gibi aynı şekilde. Yani bizim yaptığımız yapacak. Bu o yüzden potansiyel rakibimiz, potansiyel de müttefikimiz olabilecek. Onu söyleyeyim baştan ama genelde Tori Bartok
Ben çok yeri ele geçirdiğim için beni sevmiyor. Eninde sonunda bana savaş ilanında bulunacaktır. O yüzden ilerleyen zamanda Dr. Tori Bartok'la maalesef savaşmak zorunda kalacağız. Oyunuma geçiyorum. Ben Global Trust seçmek istiyorum. Baştan söylemiştim bunu. Evet, şimdi bakalım. Oyunda bir şey yerleşim sistemi var. Onlara göre gideceğiz. Telefondan bakıyorum. Yani unuttum çünkü nasıl yerleşildiğini. Sisteme göre yerleşeceğiz arkadaşlar. İşte oyunun genel görevleri var böyle. Online aslında bir şeyi var. Şöyle söyleyeyim. Ara sıra mesela 3 ayda 5 ayda bir böyle size bir görev sistemi değişiyor oyunda. Rekabet var yani, bir puan sistemi var oyunda online olarak. İşte ben bu kadar puan topladım, ben bunu yaptım, ben şunu yaptım diye herkes böyle bir sıralamaya girmeye çalışıyor. Tabii çok fazla artık kalmadı eskisiler. Eskiden çok fazla vardı o sıralamaya girenler. Şimdi şey var mesela, online olarak oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Bir sistem yapmışlar. Ne sistemiydi o ya? En son bir sistem yapmışlardı da. Birbirine böyle şey yapıyorsun. Mesela tamam mı, sana büyük bir harita veriyor. Bir harita değil ama. Düşünün ki tamam, mesela bu haritadan 10 tane var. Sana tamam 10 tane haritayı veriyor. Diyor ki kardeşim sıra sıra domine edeceksin diyor karşıdaki rakibini diyor. Mesela ben bu haritaya girdim. Burası tam birinci harita. Ben buraya girdim. Diğer arkadaş da beşinci haritaya girdi. O beşinci haritayı ele geçirdi. Ben birinci haritayı ele geçiriyorum mesela. Ne kadar çok fazla haritayı ele geçirirsen aynı anda aynı yerde de bulunabiliyorsun bu arada. Savaşa da biliyorsun. Ne kadar çok fazla harita senin eline geçerse mesela kırmızı grup mavi grup oluyor onda. Domine etmiş oluyorsun karşı tarafı ve bu sisteminde bir süresi var. Atıyorum mesela sistemin süresini oyunu kuran belirliyor. Diyor ki kardeşim bu sistemin süresi diyor 5 gün mesela veya 1 hafta 1 ay diyor. 1 ay var mı bilmiyorum da 5 gün 1 hafta olması lazım. 1 hafta süresince en çok fazla ele geçiren domine ediyor karşı tarafı ve kazanmış oluyor. Böyle de saçma değil de değişik bir sistem var yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bu adayı ele geçireceğim. Bu ada gayet güzel. Kaynakları falan iyi gibi duruyor. İyi yani. Şu adadan daha güzel bence. Bu adayı ele geçirelim. Peki bugün kaynakları neler varmış? Petrolü yok. Zaten petrol olmasın, önemli değil. Kıyı kesimi en geniş burada mı? Burada var. Başka yerde geniş kıyı sistemi ben göremedim. Yanaş bakalım şöyle. Şimdi güzel bir şekilde şöyle yaparsak, yerleşirsek iyi olacak. Tamam, köşeye yerleştik. Bu gemi şimdi diğer NPC'lerden görev alacağım. Onları Demon Quest diyorum. Ve görev alıyorum. Bunların belli bir dakikada görev veriyor. 45 dakikada bir görev veriyor bunlar. Destroy diyor. Bir tane gemi batıracağım. O da yukarıda. Önce şu gemi batırsak iyi olacak. Gemi kaçacaktır belli bir süre sonra. O destroy diyor ya, bu da. Alttan geliyor, dur. Önce şunu bir hallet. İki tane geliyor, yapma ya. Hepsi destroy görevi verdi. Neyse, şanssızlık. Evet, şimdi yerleşeceğiz dostlar. Şu ortaya meydanımızı koyalım. Ortaya meydanımızı koyalım. Buradan böyle boydan boya yerleşmeyi düşünüyorum. Tamam mı? Buradan başlangıcımızı yapalım. Biraz da yukarı koysak daha iyi olacak gibi. Şöyle koyabiliriz. Öyle koyduk. Çünkü aşağıdan bir şey yapmak istiyorum da, farklı şeylerle ilgili bir projem var. Batır bakalım bunları sen şimdi. Yavaş yavaş saldır. Yalnız görevler çok leş görev geldi. Biraz bizi zorlayacak gibi duruyor. Tamam, yerleştik. Elektrik lazım burada şimdi. Elektrik için de ev yapmak gerekiyor. Evet, ev yapmak gerekiyor. Tamam o zaman. Şu sistemi oluşturalım. Yandan gelsin böyle yolumuz. Bu ağaçları bir alsak iyi olacak. İlk neye almaya çalışırsa hepsini onu alır daha sonrasında. Bakın bunları almıyor. Şu yolu almaya başlasam hepsi yolu alacak. İlk neyle başlarsanız bir şey almaya, yok etmeye, hep onları yok eder. Tamam, ağaçları aldık. Şöyle bir yol yapıyorum. Pardon. Böyle gelecek. Bunda şey yok. Anno 1800'deki bir işçi sayısı falan yok. Daha önce işçi sayısı diye bir şey yoktu Anno'da. İstediğiniz fabrikayı falan, elektriğiniz hatta işte gücünüz yetiyorsa oraya kurabiliyorsunuz. Yani malzemeniz varsa istediğiniz kadar daha önce kurulabiliyordu yani. Şöyle yapalım. Diğer gemiyi de batırsam.
Diğer gemiyi de batır. Tamam, şimdi buraya şöyle evlerimizi yaparsak bir tane iki tane yapalım. Elektriği yapmak için bunu yaptım. Şimdi elektriğin sistemi şöyle olacak. Kömürden elektrik üreteceğiz. Başta. Çok da böyle şehre doğru gitmeyeceğim. Aslında şurada da verebilirim istersem. Yani şöyle yaparsak bence fena olmaz. Şuraya yapalım sistemimizi. Buraya bir tane daha yaparız daha sonrasında. Böyle şekil durur biraz. Yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz galiba. Yapabiliyoruz. Tamam. Sonrasında yaparız onu. Şimdilik böyle kalsın. Yol birleşmek zorunda değil. Merk şeyle. Sahille. O çok da elzem bir konu değil yani. Şimdi modül üreteceğiz. Modül ve alet var temel ihtiyaçlarımızda. Elektrik biraz oluşsun. 5 elektriğimiz var. Biraz da elektriğin üretilmesi lazım. Diğer gemiyi de batırmışız. Güzel. Bunu da aldım. Şimdi sen şunu batır. Kaçmadan hiç olmazsa yakal onu. Daha sonra alet erdevat almaya gideceğiz. İlk başta alet pek fazla üretemiyoruz. O yüzden bir an önce onları almak zorundayız. Şimdi modüllerde şu yerden bazalt denilen bir şey çıkartıyor ve bununla işliyor daha sonrasında. İşlem yerini şöyle yapalım. Bu buraya sığar mı? Şöyle yaparsak sığar galiba. Bir deneyeceğim. Yalnız balıkçı da yapmak lazım. Balıkçıları da şöyle yanlı yanlı yapsak olur mu acaba? Dedim de. Yol yapma şansım yok oraya da işte. Bence balıkçıları böyle yaparız. Burayı engellemeyelim. Şöyle gel. Tamam, buraya gider baba böyle. 3 tane koyamıyoruz galiba. Neyse şöyle koyarız. Önemli değil. Orası öyle olsun. Tamam. Şimdi buraya bundan şundan koyduk bir tane. Bir tane bundan koyduk. Eşit olsun diye eşit bir şekilde dağıtacağım bunları böyle. Sonrasında şu bazalt çıkarmaları için yanlarına bunu koyacağız. Oldu. Ekobalans değişiyor. Biraz kirlenmeye başladı ama kirlilik çok fazla bizi etkilemiyor. Bu halkı etkilemiyor fazla. Aşırı derecede. Bunu da batırmak üzere. Hadi oğlum. Artı tuşuyla hızlandırırsınız oyunu. Eksiyle yavaşlatırsınız. Onu da söyleyeyim. Batırdık onu da. Şimdi görevleri yavaş yavaş yapalım. Verelim artık. Biz neredeyiz abi? Buradayız. Şuna ver. Dur. Bu benim. Bu benim yerim ya. Buradan ürün alabiliyoruz. Ekstra ama para karşılığında. Bu aslında benim geldiğim yer. Şirket beni buradan görevlendirdi. Buradan çıkarttı yani. Gemiyi. Şuraya gideceğiz. Sonra buraya, en sonunda bu tarafa gideriz. Nerede o? Bu tarafa gideceğiz. Bunların da bölgeleri burada. Diğer NPC'lerin. Bartok da burada arkadaşlar. Doktor Tori Bartok. Onu da malzeme alabiliyoruz. Para karşılığında. 25'miş. Kredi. Bu da 25 kredi. Tamam, onları halledeceğiz. Bazalt üretiliyor. Yani modül üretiliyor. Şu. İnşaat modülü diyor onlarmış. Öyle inşaatlar onunla yapılıyor yani. İkişer tane daha yapalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Tamamdır. Birazdan evlerimizi modülle yapıyoruz evlerimizi. Yani kereste gibi düşünün bunu. Daha önce 1800'den kereste vardı ya. Aynı sistem. Diğeri de şey abi. Çelik. Yalnız bu çok lazım oluyor ya. Yani mesela Anno 1800'de hemen çelik lazım olmuyor. Bunda şu an bu alet erdevat lazım olacak biraz sonra. O yüzden alacağım ben şunlara. Bol bol alacağım yani. Almazsam durum kötü. İleri sardım. Şöyle gelir misin? Senden de biraz alsak nasıl olur? Yeterli. Çok da fazla almayacağım çünkü para kalmayacak. Gerçi görevleri verince birazcık para girişi olmadı değil. Ne yalan söyleyeyim. Modüllü oldu. Tamam. Bunu yanlaması diklemesine mi koysak dedim de. Diklemesine biraz abes durur. Yanlamasına koyabiliriz.
Şöyle. Şuradan keselim. Buradan böyle. Aynı şeyi karşı tarafa yapacağız. Da biraz modül lazım. Ya şey çok rahat değil mi? İşçi lazım değil ya. O çok güzel oluyor gerçekten. Bir ara şeye de başlayacağız. Anno 1404'e de başlamayı düşünüyorum. Şu bitsin. Önce bir Planet Zoo veyahut da şey yine Oxygen Not Included yaparız. Araya sıkıştırırız onu. Ve Anno 1800 bitti mi? Anno 1404'e başlayabiliriz. Bir serimiz var ya şu an. Bakalım. Planet Zoo'yu da düşünüyorum şu an. Yakın zamanda. O da gelecektir. Kim nerede ya? Gelmeye çalışıyor. Yeni evler gelmiş. Yeni şeyler gelmiş. Tamam. Şimdi likör gel. Likör üreteceğiz. Bu insanların ihtiyaçlarına bakın. Yemek şey ihtiyacı var. Bunda böyle yüzlere olarak bakabiliyor mu? Bakabiliyorsunuz ama onun için ev lazım. Bir ev yapmak gerekiyor ilerleyen zamanda. Şu an bakılmıyor diye biliyorum ben. Şu an bakılmıyor ona. Buradan bakıyoruz. Yani artış ve eksi deyse böyle kırmızı gösteriyor. Artış deyse artı da gösteriyor. Ama onu ezbere bildiğim için. Ya biraz ev yaptım. Ben direkt bir şeyler koyuyorum buraya. Pek uğraşmıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sen bana biraz daha... Ver bakalım. Birkaç tane daha yapalım. Yetmez abi bunlar bize. Bunlar bize yetmez. 6'şar tane yeterli şu an ama. Bu kadar yaparsak yeterli olacaktır. Tamam. Bunlar yeterli arkadaşlar. İleri sardım. Yavaş yavaş biraz şey gelsin. Şimdi sen bunları bırakıyorsun bana. Tamam. Bir dakika bekle biraz. Likörü yapalım. Likör ihtiyacını giderelim. Bir an önce bunların gelişmesi lazım. Alet erdevat üretimine başlamak için ikinci seviye gerekiyor maalesef. Bu insanların bir üst seviyeye çıkması lazım. Onun için de ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Depomuzu yapalım. Depoyu ama uzak yapacağım. Yani şöyle düşünelim. Buraya şehir kuracaksak likörü de uzak bir yere yapalım ki etkilenmesin. Şimdi bu likörün bir sistemi var. Bakalım o nasıl oluyor. Bakalım o nasıl oluyor. Hemen geliyorum. Şimdi biraz karışık sistem. Ben de bakarak yapıyorum arkadaşlar. Unutmuşum çünkü bayağı bir oldu oynayalı. Yani üzerine düşeli bayağı bir oldu öyle söyleyeyim. Çok karışık aslında. Öyle bir karışık ki. Elimizden gel kar yapmaya çalışacağım ama. Bakalım olacak mı? Şimdi siz görün diye yapıyorum. Daha sonra direkt dondurup yapacağım bunları. Önce bir sistemi görün nasıl olduğunu. Her iki yaptığım şeyi göstereceğim böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Çok karışık. Onu baştan söyleyeyim. Buradan bir yol tam böyle geliyor. İnşallah buraya sığar. Sığar herhalde ya. Sığması lazım artık. Sığsın. Biraz daha şey yapsak iyi olur gibi. Sanki böyle sığmayacak gibi duruyor da. Biz gene şansımızı zorlamayalım fazla. Biraz daha aşağı yapalım. Böyle bir adım daha aşağı inerse iyi olacak. Böyle gelirse. Tamam. Burası güzel. Şimdi buradan tamamen burayı kapsıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Şunu yapalım bir. Daha sonra bakacağım ona. Şu aşağıdan böyle geliyor. Gariptir. Buradan duruyor. Mesela dursun burada böyle. Buradan böyle geliyor. Tamam mı? Duruyor. Şimdi. Buraya likörü yaptık. Buraya likörü yaptık. Bir tane burada oluyor. Bir tane burada oluyor. Uyarıyor beni. Diyor ki burada şu an diyor, hava kirli diyor. Kardeşim senin bu tarladan yaptığın şeyler diyor. Bana şu an verimli olmayacak diyor. Oyun. Haklı olarak. Daha sonra şuna geldik. O otomatik yapmadır. Onları ben yapacağım. Bekle. Şunu bir tanesini buraya bir tanesini buraya koymuş. Şununkileri de karşı tarafa koyuyor arkadaşlar. Şöyle yapıyor. 1, 2 ve burayı kapatıyor. Böyle yapıyor. Evet. Sistem böyle. Bir de bir tane karşıya koyacak. Şu araya da koyacak. Onları yapalım. Burayı kapatalım hiç olmazsa. Bir daha çünkü işimiz olmasın burada hiç olmazsa. Bir tane buraya koyacağız arkadaşlar. 1. Bunu da böyle yapacağız. Bunu da böyle yapacağız.
Bunu da tam ortaya koyacağız. Bu da böyle olacak. Evet. Tamam, şimdi dursun bakalım. Devam edeceğiz ama biraz daha insanları yapmak lazım burada. Şöyle bir evleri yapmak lazım insanlar. Ulan lafa bak ya. Evleri yapmak lazım. Tamam. Şöyle yaptık. Bunlar şimdi kasino istiyor eğlenmek için. Eğlence merkezlerinde yapalım. Kasinolarını kumar oynayacaklar ama yapacak bir şey yok. Lan şöyle bir şey yapalım. Yol geçsin. Tamam. Şimdi gelişebilirler. Likör olsun. Bir tane daha yapalım likör de. Çünkü modül çok üretecek biraz sonra. Bir daha ev yaparken likörle uğraşmak istemiyorum. Şimdi buradan şöyle yapmış. Biraz karışık burası da. Bir adım böyle gelmiş. İki adım gelmiş. Niye öyle gelmiş ki? Ha, buradan da yaptı. Tamam, doğru. Böyle geldi. Şöyle. Ve buraya şöyle gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Araya doldurmuş. Bunlarla. Tamam. Ona sonra bakacağız. Şimdilik böyle olsun ama sistem oluyor bak. Oturuyor şu an sistem. Bir daha bu sistemi yapacağım. Bir dahakine. Yaptığım zaman. Sistem oturuyor. Güzel. Modül üretiliyor. Şimdi gelişimi ben elle yapmak istiyorum. Şimdi kapattığınızda gelişimi kendi elinizle yapıyorsunuz. Bunlar kendileri normalde gelişiyor. Eğer şu tik atılırsa buna şöyle kendi kendilerine gelişecekler ama ben onu istemiyorum. Çünkü her gelişmede alet erdemat ve bir tane modül gidiyor. Şu an alete ihtiyacım olduğu için de ben kendi elimle yapmak istiyorum bunu. Ve gelişmeler için en sonda olması lazım verginin arkadaşlar. Burada vergi sistemi var. Sağa doğru kaydırsam daha çok vergiyi arttıracağım ama mutsuz olacak insanlar vergiyi arttırırsam. Bu sefer de gelişmiyorlar. Gelişmeler için verginin en düşükte olması gerekiyor. Yeşilde olması gerekiyor bunun. Bakalım gelişsinler. Biraz. Şimdi. Evet, şey geldi. Alet erdevat geldi. Bu demir madeni ve kömür madeninden üretiyoruz bunu. Ben kömür madenlerini yapmıyorum. Bunda maden sistemi şöyle. Daha önce de öyleydi. Daha önce öyle değildi galiba ya. Dur. Bu oyunda böyle. Bunda şu maden, bu maden diye bir şey yok. Her maden. Eğer orada bulunduğunuz bölgede. Bakın şu an kömür var. Demir var. Tuz var. Kopur var ama uranyum yok. Madenler varsa eğer hepsini yapabiliyorsunuz bu madenlere. Bunlar varsa. Yoksa yapılmıyor. Bazalt biraz azmış ama bazalt çoğaltırız olmazsa. Biraz azmış burada. Bunları da çoğaltabiliyorsunuz kaynakları. Onu hallederiz. Şimdi biz yavaştan bir üretim yapmaya başlayalım. Bu üretim için ne kadar aletim var? Fena değil. Demir madeni lazım bize başta. Bir de kömür madeni yerine bunu yapacağım. Kömürü yerden çıkartacağız, yerin altından bu cihazlarla. Şimdi nerede madenlerimiz var? Bakalım bir öncesinde. Burada var. Mesela burada olabilir. Şu araya sıkıştırabilirsem. Bunları böyle koyabiliyoruz. Hazır böyle kullanmalık. Şöyle yapalım. En başa koyalım da. Yanına da en çok kullandığımız şeyleri. Şunu köşeye koyacağım. Balıkçıyı da şöyle yapalım. Tık. Likörü de şimdilik böyle koyalım. Üste. Evlerimizi de hatta evlerimizi şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Likörü de şuraya koyduktan sonra diğer ihtiyaçlarımız da biraz karışık işte. Şimdilik bunu koyalım çünkü yapacağım için koyacağım bunları şimdi şöyle. Böyle yaptım. Tamam mı? Bir de elektrik santrali koyalım da bulunsun burada. Tamam. Başka şu da lazım. Şimdilik şöyle koyabiliriz. Hatta şuraya doğru koyarsak daha iyi olacak. Bu da fayans gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Orası güzel gibiydi. Bir bakabilir miyim? Oraya iki tarafı kapsayabiliyor mu? Eğer böyle yanıp sönerse iki tarafı da şey yapabilir. Bakın şöyle yanıp söndüğünde oraya ulaşabiliyor anlamına geliyor. İki tarafı ulaşamıyor. O biraz kötü. Şurası ulaşabiliyor. Güzel. Bak bu çok iyi. Bunda da bir sistem var. Daha önce oyunda da vardı öyle bir sistem. Çok uzağa yerleşemiyorsunuz. Bir ev yapmak zorundasınız araya ki oraya ulaşabilirsiniz. Direkt mesela ben buraya şu an yapamam. Yaptırmaz bana.
Bakın buraya yapamıyorum. Uzak kalıyor çünkü. Yakın olmak zorunda. Depo yaparak ulaşabiliyorsunuz oraya. Şimdi demir madenlerini koydum. Madenlerimi. Elektrik yetmeyebilir. Yalnız ikinci santralimizi yapalım. Buraya. İkinci santralimizi koyuyorum. Şöyle. Biraz böyle sistem yapacağım burayı. Şöyle etrafını çevireceğim. Şimdilik böyle dursun bakalım. Nasıl görünecek ona göre yaparız. Güzel görünsün yani. Oraya yaptık. İkinci madenimizi koyduk. Bunları koyacağız. Daha sonra şunları koyacağız. Bayağı bir işimiz var. Yanlış şey yapmamışız bir saniye. Şunu yapmamışız. Heh. Şimdi oldu. Şimdi demir ve kömür birleşip şu demir işleme tesisine geçecek. En son alet erdevat fabrikasında, Tools fabrikasında işlenecek bunlar. Tamam mı? Bu iki tane yapılabiliyor. Yok, bu bir tane yapılıyor, bu iki tane yapılabiliyor. Aynen. Birer tane bundan, iki tane bundan olacak. Karşılayabiliyor yani. Yollarımızı yapalım. Yollarımızı yaptık. Daha sonrasında bunları yapacağız. Bunları sistemle yapalım. Böyle biraz güzel görünsün. Bozmayalım oyunu ya. Yani şöyle güzel karşılık yapabiliyor muyum acaba? Keşke olabilse öyle. Yapılabilir galiba. Deneyeceğim bir. Aşağısı olmaz yalnız ama. Evet, aşağısı olmuyor. Bir dakika durun bakalım. Şey oraya versek, bunları yukarı versek. Madem öyle yapmayı planlıyoruz. Evler de buraya gelir mi bilmiyorum. Yani şöyle olabilir. 1, 2, 3. Tamam, şimdilik böyle olsun. Karşı tarafına devam ettiririz. Ben de alt tarafa doğru geçerim. 3 tane yaptım. 2 tane bundan yaptım. Biraz bu fazla oldu. Önemli değil. Daha farklıları yaptığımızda hem fazla fazla kömürümüz de olsun. O çok büyük bir sorun değil. Şimdi bunu yapacağız. 3'er tane. 2 tane pardon. 2 tane demir madeni var ya. O yüzden anca o yeter bize. Nasıl yapsak? Bunu nasıl yapsak? Önce şunları bir yapalım. Burayı yapamam. Bu tarafa yapacağım. Bir sistemli bir şekilde yapmayı düşünürsek o nasıl olur? 1 2 Tamam, öyle yaptık. Şöyle de yolunu versem. Böyle yapsam. Bunu alabiliriz aslında. Evet, şimdi oldu. İkişer tane olsun. Şöyle önlerini çekelim. Bir ikişer tane olsun arkadaşlar. Yan tarafa doğru gideriz daha sonrasında. Böyle işler burası. İnşallah yetişir işçiler. Çok fazla oyalanmazlar. Tamam, artık alet üretiyoruz. Şu aletleri bırakabilirsin. 10 tane kalmış elinde. Modül çok fazla var bu arada. Biraz artık ev yapalım. Ev yapmaya artık başlayabiliriz. Kaç tane? 2, 4, 6 tane yaptın değil mi? 5, 6. Böyle mi yaptım ben onu? Yok, böyle yapmadım. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Doğru, böyle yapmışım. Yolda niye sorun oldu? Neyse. Böyle yapıyoruz. Bunda maalesef bir şey kopyalayamıyoruz. Böyle yapacağız. Ürettiğimiz şeyleri bir daha kopyalayıp yapamıyoruz hepsini yani. Öyle de bir sıkıntı var. En baştan yapmak zorundayız. O yüzden ezberlemek çok önemli bu oyunda bir şey. Ezberlemesek sıkıntı arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.